Herkese merhabalar. Bugün LGS Türkçe'de öğrencilerin en fazla hata yaptığı konulardan birini öğreneceğiz. Yani sözcükte anlam konusunu öğreneceğiz. Esasında söz gruplarında sözcükte anlam konusu iki farklı şekilde inceleniyor. Bir, kalıplaşmış söz gruplarını göreceğiz birazdan Tonguç'cum. Deyimleri, atasözleri, özdeyişlerini. Bir de kalıplaşmamış söz gruplarını göreceğiz. Yani bunlar yazarın kendi içerisinde cümle içinde kullandığı şeyler. Çok önemli bir konu. LGS'de bu konudan mutlaka soru geliyor ve öğrenciler de bilhassa çalışkan öğrenciler bu konuda soru kaçırıyorlar. Hazır mısın Tonguç'cum? Hazırım hocam. Harikasın, hazırsın ama bu konuyu öğrendikten sonra mutlaka senin esas yapman gereken, ben şimdi sana bazı taktikler göstereceğim. Deyimler nedir, atasözleri nedir, söz grupları nedir hepsini sana güzelce göstereceğim. Ama senin esas yapman gereken şey bu videodan sonra mutlaka ama mutlaka 0'dan 8'e sözel kitabımızdan, taktikli Türkçeden, Dinamo Türkçeden ve Zoru Bankası'ndan buradaki tüm sözcükle anlamla alakalı soruları çözmeni istiyorum. Hocam ben bunları çözdüm diyebilirsin. Bu durumda eğer ekstra dijital soruları çözmediysen onları çöz. Hocam ben bunları da çözdüm diyorsan ve elinde bunlardan başka da kaynak yoksa, onları da bitirdiysen, biliyorsun ki bizim kitaplarımızdaki tüm soruları bir kez daha dijitalde çözebiliyorsun. Yani burada kitabı karalamış olsan bile tekrar TATS uygulaması üzerinden tüm soruları çözebiliyorsun. Ekstra dijital sorulara da ulaşabiliyorsun. Bununla başlıyoruz. Dersimizin sonunda tekrar ödevimizi de vereceğiz. Hadi bakalım. Şimdi istersen güzel bir şekilde konumuzu öğrenelim. Ardından da bol bol soru çözerek bu konuyu da nethanemize yazalım. Tonguç, sözcük grubu ne demek? Sözcük grubu benim cümle demek. Saçmalıyorsun. Sözcük grubu iki tane kelimeden oluşursa bir kelime grubu olabilir. Mesela diyelim ki şöyle düşün. Sözcükler kelimesi tek başına bir kelime. Farklı kelimesi bir kelime. Sözcük bir kelime, bir kelime. Bunların hepsi birer kelime. Bütün bunlarla oluşturduğumuz anlamlı ifadeyi biz cümle diyoruz. Sözcük grubu ise iki kelime veya daha fazla kelimeden oluşan gruplar, anlamsal bütünlükler. Sözcükler farklı sözcüklerle bir araya gelip yeni anlamlar kazanabiliyor. Mesela diyelim ki yan yana ard arda olan şey veya kimsenin tümüne biz diyelim ki sıra diyoruz. Sıra ne demek? Yan yana ard arda olan şeyler. Peki dış ne demek mesela? Herhangi bir cisim veya alanın sınırlar içinde bulunmayan yer hariç iç. Bu sözcük tanımını yazdık. Şimdi sıra kelimesiyle dış kelimesini biz yan yana getiriyoruz. Ve sıra dışı diye bir kelime oluşturuyoruz. Tamam sözcük ben. Sıra dışı diye bir sözcük grubu oluşturuyoruz. Sıra dışı beraber yazmaz mı hocam? Ayrı yazılır. Bak bu da önemli. Yazım kurallarına çıkabilir. Alışılmışın dışında olan, olağan dışı beklenmedik anlamına geliyor. Yani bir kelime var. Diyelim ki bu erkek olsun. Başka bir kelime var. Bu da kadın olsun. Bu ikisi birleşip bir aile oluşturuyor ve buna biz aile diyoruz. Öyle değil mi? Bir grup diyoruz. İşte burada sıra dışı gibi kelimeler sözcük grupları oluyor. Demek ki sözcük grubu olunca tek kelime olamazsın. Yani sıfat tanımlamaları, isim tanımlamaları, deyimler, atasözleri hep birer sözcük grubudur Tonguç. Şimdi sözcük gruplarını iki başlık altında inceleyebiliriz. Kalıplaşmış söz grupları var. Deyimler, atasözleri, özdeyişler. Bir de kalıplaşmamış söz grupları var. Gel bunları inceleyelim istersen. Birincisi kalıplaşmış söz gruplarında deyimler var. Deyimler zaten sınavlarda mutlaka karşımıza çıkıyor. Mesela kulak misafiri olmak böyle istemeden dinlemek anlamına geliyor. Gözden düşmek artık beğenilmemek anlamına geliyor. Burnu havada olmak çok kibirli, böyle kendini beğenmiş bir şey zannediyor kendini. Dil dökmek çok uğraşmak, onunla alakalı çok fazla çabada bulunmak anlamına geliyor. Saçını süpürge etmek ne demek Tonguç? Hocam annem sürekli bana diyor saçıyla yerleri süpür diyor. Ben de saçımı süpürge ettim senin için diyorum kendisine. Ne diyorsun oğlum, saçma sapan şeyler. Saçını süpürge etmek, annen senin için saçını süpürge ediyor. Niye? Çünkü senin için çok uğraşıyor, çok dertleniyor. Senin iyiliğin için, senin başarılı olman için çok gayret gösteriyor. Hatta o kadar ki saçıyla yerleri süpürüyormuş gibi abartılı bir dille bir deyim kullanıyor orada yani. Kulak kabartmak ise dikkat edilmiyor. Mesela sen şu anda bana kulak kabarttın. Kulak misafiri olmuyorsun. Kulak misafiri olsan beni dinlemeyip başka bir şey yaparken dinlemiş gibi olursun. Ama kulak kabartmak kulağını kabartıp dikkatli dinlemek anlamına geliyor. Göze gelmek ise nazar değmesi, Allah korusun diyoruz. Burun kıvırmak beğenmek falan demek. Püf püf ya, bu ne ya? Ne biçim ders bu böyle? Ne diyorsun saçmalama? Allah'ım şey merhaba. Burun kıvırdım hocam. Ha güzel. Ben deyimi... örnek vermek için. Örnek vermek için, yoksa ben senin burnunu kırarım. Pardon. Kıvırırım, özür dilerim. Ağzından çıkanı kulağın duymamak ise az önce yaptığın şey. Ağzından çıkan espri kulağın duymuyor. Yani böyle patavatsızca rahatça konuşmak anlamına geliyor ki tabii burada ben deyimi kullanmak için söyledim ben de sana Tonguç'um. Çenesi düşmek ise senin günlük hayatta çok yaptığın bir şey. Genellikle çenen yere düşüyor ve sürekli konuşuyorsun. Bunlar hep deyimler. Ve bunlar hep en az iki sözcükten oluşuyor Tonguç. Mesela yağmurdan kaçarken doluya tutulmak da bir deyimdir. O bir cümle. İşte ama bazıları bu şekilde iki kelimeden, bazıları üç kelimeden oluşuyor ve deyimler şahıstan şahısa çekimlenebiliyor. Atasözleri ise kesin bir yargı bildiriyor ve bir cümle. Ve atasözlerini hiçbir şekilde değiştiremiyorsun. Yani şöyle diyemezsin mesela. Ağaç yaş iken eğilebilir diyemezsin. Eğilir demen gerekiyor. Ya da ağaç ıslak iken eğilir falan, öyle bir şey olmaz. Mutlaka ağaç yaş iken eğilir şeklinde kullanman lazım. Ki bu da ne anlama geliyor?
insanlar genç yaşta eğitilirse belli bir kıvama, belli bir tarza kavuşabilir. Yoksa 40 yaşından sonra bir adama kolay kolay İngilizceyi öğretemezsin. Veyahut da 30 yaşından sonra bir adama dürüst olmayı öğretemezsin. Adam öyle gelmiş, öyle gider. Şimdi ağaca balta vurmuşlar, sapı bedeninden demiş. Bu da insanlara genelde zarar hep en yakınındakinden gelir anlamında. Ağacın meyvesi olunca başını aşağısalar, yani insan çok fazla bilgisi varsa daha tevazu olur. Böyle estağfurullah der. Ama hiçbir şey yoksa böyle dik dik durur. Ya ben her şeyi biliyorum der. Aslında hiçbir şey, bir şeyler bilse tevazu olması gerektiğini de bilir. Ağacı kurt, insanı dert yer. Yani fazla kafaya takmamak gerektiğini söylüyor. Ağaç yaprağıyla gülerdi. Bir elin nesi var, iki elin sesi var gibi. İnsanlar tek başına bir şey yapamaz ama yalnız taş duvar olmaz. Ama birlikte çok daha güzel şeyler başarılabilir anlamına geliyor. Dolayısıyla ağaç tek başına bir şey yok ama yaprağı olunca gürleyiveriyor böyle. Meyve veren ağaç taşlanır. Eğer insanlar bir şeyler yaptıysa genellikle insanlar onları kıskandığı için ona yönelik eleştiriler başlar. Yani sen güzel bir şey yaptığın zaman seni çekemeyenler püf müf bu ne ya olmadı diye seni taşlarlar. Yaş kesen baş keser de, bu da eğer ağaçlara zarar verirsek esasında insanlara zarar vermiş oluyoruz. Çünkü ağaçlar da birer canlı ve insanlara hizmet eden bir canlı olduğu için sen bir ağacı kestiğinde aman diyemezsin. Allah korusun. Baş kesmiş oluyorsun. Ağaca dayanma kurur, insana dayanma ölür. Burada da ağaca dayanırsan ne olur, belli bir süre sonra ağaç kuru zaman düşüverirsin. İnsana da, yani hep belli bir insana güvenip hareket edersen yarın bir gün o öldüğünde sıkıntı yaşayabilirsin anlamına geliyor. Şimdi deyimler ve atasözlerini karşılaştırdığımızda Tonguç evladım benim, çoğu mecaz anlamlı. Gerçek anlamları da var ama mesela yüzü kızarmak. Burada gerçekten yüz kızarabiliyor ama anlatılmak istenen bir mecaz, yani utanmak anlamına geliyor. Deyimler değiştirilemez ama çekimlenebilir. Ne demek yani, işte yüzüm kızardı. Ters köşe oldum, ters köşe olmamak için buna dikkat edin falan, böyle değiştirebilirsin, çekimleyebilirsin. Ama atasözleri çekimlenemez. Damlaya damlaya göl olsa, böyle bir şey olmaz. Damlaya damlaya göl olur. Sakladığım zamanı geldim zamanı. Böyle saçma sapan bir değişiklik yapamazsın. Sakla zamanı gelir zamanı demen lazım. Çoğu mecaz anlamlıdır, hiç değiştirilmez. Çoğu mecaz anlamlar kastımız şu, bak bunu sana sınavda sorabilirler. Mecazlı söyleyiş vardır atasözlerinde. Mesela diyelim ki damlaya damlaya göl olur atasözümüzde bir mecazlı söyleyiş vardır. Gerçekten de damlaya damlaya göl olur ama bu sular idaresi için söylenmiş bir söz değildir. Burada anlatımı... İskiliyim miydi hocam o? Hayır, burada söylenmek istenen küçük birikimler büyük sermayeye ulaştırır anlamındadır. Dolayısıyla burada mecazlı bir söyleyiş vardır. Hatta bunu abilerinin girdiği sınavda benzetmeli anlatım ifadesiyle de sorabiliyorlar, sana da sorabilirler. Benzetmeli anlatım, mecazlı söyleyiş, mecaz anlam var diyorsa, atasözünü sen okuduğunda ha burada bunu demek istiyor diyorsan, burada mecaz anlam vardır, mecazlı söyleyiş vardır, benzetmeli anlatım vardır. Veya başka bir örnek vereyim mesela. Ateşi olmayan yerden duman çıkmaz. Bu söz ateşi olmayan mı? Hayır, ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Burada bu söz itfaiye için mi söylenmiş? Evet, hayır hocam. Hayır evladım. İtfaiye gelmesin diye söylenmiş. Hayır oğlum, öyle bir şey yok. Burada söylenmek istenen şey, birine bir şey söylüyorsa mutlaka bir sebebi vardır. Burada bir mecazlı anlam var. Dolayısıyla burada esas gerçekten ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bu doğru. Ama buradaki gerçek anlamdan çok mecaz anlam ön planda. Ve şu da çok önemli olmuş. Bazı atasözleri ise sadece gerçek anlam taşır. Mesela diyelim ki bugünün işini yarına bırakma. Net belli işte, hemen bugün işini yap. Veyahut da dost ile ye iç alışveriş etme. Bak çok net söylüyor. Veyahut da son pişmanlık fayda etmez. Aa ne az söylüyor zaten, her şey belli yani. Böyle mecazlı bir söyleyiş, benzetmeli bir anlatım yok. Bunu sınavda sorarlar. Özdeyişlere geldiğimizde ise söyleyeni belli olan sözlerdir bunlar. Bir düşünceyi, bir duyguyu kısa ve kesin biçimde, ki çok zordur kısa ve kesin söylemek, anlatan ve söyleyeni belli. Atasözleri ve deyimler anonimdi, söyleyeni belli değildi. Ama özdeyişlerin söyleyeni belli, belli olan sözler. Mesela git ne olursan ol yine git. Mevlana. Hayır oğlum, gel ne olursan ol yine gel demiş. Saçma sapan konuşuyor. Özdeyiş değil mi hocam o? Evet. Gel ne olursan ol gel. Özdeyiş. Mevlana söyledi. Git bizim ne olursan... öğretmenimiz git ne olursan ol yine git. Onu, o da hocanın özdeyişi. Senin için söylediği güzel bir söyleyiş. Bilginin efendisi olmak için çalışmanın kölesi olmak gerekir demiş Balzac. Sen de şu anda kölesin Tonguç'um. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Kitaplar da dost gibidir. Keşke zenci olsaydı. Ya ne diyorsun oğlum, saçma. Güneşin altında onca saat durunca bir şey olmazdı yani. Aynen, o da doğru ama köle gibi çalışıyoruz zaten. Kölelik kalktı Tonguç'um. Sadece şu anda eğitim köleliği var. O da sensin. Şu anda eğitimin kölesi olmuş durumdasın. Onu da öğrenci arkadaşların için yapıyorsun. Güzel bir şey. Kötü bir şey değil. Günde 10 saat video çekmen kötü bir şey değil. Aferin, tebrik ediyorum seni. Kitaplar da dost gibidir. Az fakat iyi seçilmiş olmalıdır. Yani bir sürü kitap almanın bir anlamı yok diyor. Az bir kitabın olmalı ve gerçekten de o kitap senin dostun olmalı demiş. Sidney Harris. Hiç duymadım hayatımda bu adamı ama yine de güzel söylemiş. Çok ünlü bir adam hocam Sidney Harris amca. Aa, hiç duymadım. Şimdi bakalım. Kalıplaşmamış söz gruplarına baktığımızda ise bu söz grupları genellikle metin veya cümle içinde anlam kazanır. Mesela cümle içinde bir anlam kazandıralım. Diyelim ki yaşadıklarım bana hayata başka pencereden bakma değil. Bak hayata
başka pencereden bakmayı öğretti diyelim. Şimdi başka pencereden bakmak diye bir deyim yok. Ama bu gün içinde kullanılan kalıplaşmamış bir söz grubu olmuş. Yani hala bunu herkes kullanmıyor. Bir deyim, bir atasözü gibi değil ama hayata başka pencereden bakmak yani bir açı, bir perspektif kazanmak. Başka bir açı demek. At deyim, gözlüklerini çıkar. Harikasın. Deyim değil bu. Kalıplaşmamış ama bakış açını değiştirmek anlamında. At gözlüğünü çıkar çok güzel bir sözü. Gerçekten insanların hani Einstein'ın bir sözü var ya ön yargıları parçalamak atom parçalamaktan zordur diye. İşte at gözlüğü bu işte. Adam bir ön yargısı var, bir at gözlüğü var, çıkarmıyor. Mesela senin gözlüğün, sen at gözlüğü mü kullanıyorsun yoksa güneş gözlüğü mü kullanıyorsun? Ben hocam genellikle hocam gözlük kullanmamaya dikkat ediyorum. Gözlerime güneş kremi sürüyorum. Gözüne niye güneş kremi sürüyorsun oğlum? Bu şekilde hiç gözlerim güneşten etkilenmiyor hocam. Oğlum saçma sapan şeyler yapma. Güneş kremi göz çevresine sürülmez. Sadece el, gözüm kol. Gözüm içine sürüyorum. Çevresine sürmüyorum. Allah'ım yarabbim, tövbe. Anlamsız şeyler yapıyorsun Tonguç'um ya. Bir de metin içine bakalım mesela. Yazar her kesime hitap edemiyor. Ve sözlerinin muhatabı daha çok gençler oluyor. Şırıl şırıl akan bir suya benzeyen dupduru Türkçesiyle yaptığı konuşmalar gençlerin hem ruhlarına hem de zihinlerine ışık tutmuştur. Ona göre geçmişini bilmeyen bir nesil gelecekte sağlam adımlar atamaz ve dik durmaz. Bu yüzden de kökleri ile bağları kopmuş. Kökleri ile bağları kopmuş bir gençlik onu hep korkutmuştur diyor. Şimdi böyle kökleriyle bağları kopmak diye bir deyim yok. Bu kalıplaşmamış. Ama tarihinden haberdar olmamak anlamına geliyor. Sana sınavda da böyle şeyler soracaklar Tonguç. Yani ya bir deyim soracaklar, işte burun kıvırmak, göze gelmek gibi, bunu bilmen gerekiyor zaten. Ya da bir cümlenin içerisinde kelimelerle yapılan bir anlam oyunu üzerinden kökleriyle bağları kopmak ne demek diyecek. Veyahut diyecek mesela çağları delen ses diyecek. Lan çağları delen ses ne demek? Yani adam bu çağda bir şey söylüyor ama gelecek çağlarda da dinleniyor. Mesela Yunus Emre 13. yüzyılda yani 1200 yıllarda bir cümle söylemiş. O cümle, o şiirler, o ilahiler 14. yüzyıl, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, kaç 800 yıldır söylüyor. Yani çağları delmiş geçmiş diyebiliriz. İşte bu kalıcılık anlamına geliyor. Buna benzer ifadeleri bol bol soru çözerek yapabilirsin. Ve sana sınavda da diyecek ki mesela altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam aşağı hangisidir? Sen bunu bütün deyimler sözlüğünü alıp ezberlesen öğrenemezsin. Ne yapman lazım? Bol bol yeni tarz sorular çözmen lazım. Cevabı doğru olan, kontrol edilmiş güzel sorular çözmen lazım. Veya diyecek ki bu metni anlamca özetleyen atasözü hangisidir? Sen bir tane atasözleri sözlüğü alıp bütün atasözlerini ezberlesen. İşte abanın kadri yağmurda bilinir. İşte damlaya damlaya gülür. Midata girerken evdeki pirinçten oldum. Mesela o bir deyim. Buna benzer şeylerin hepsini oturup da atasözleri sözlüğünden ya da deyimler sözlüğünden çalışmak bence hatalı bir yöntem. Ne yapacaksın peki? Bol bol soru çözeceksin. Çünkü sınavda sana soru soracaklar. Sınavda karşıya otur bakalım. Damlaya damlaya göl olur ne demek? Söyle bakalım Tonguç. Demeyecekler. Sana damlaya damlaya göl olur bir soru içerisinde soracaklar. Konudan çıkart, sorudan çıkartabilir miyim hocam? Paragraftan çıkartabilir miyim? Paragraftan çıkartabiliriz. Hadi bakalım bu haftanın ödülü sorusunda sen yap. Şimdiden çalışmalarına başarılar diliyorum Tonguç.